çalışan andan itibaren biz buraya nereden geldik, nereye gidiyor sorusu, ontolojik sorusu, evrenin en önemli sorusu. Bütün bilimlerin, başta felsefe olmak üzere, arkasında yatan soru odur değil mi? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? İşte nereden geldik, nereye gidiyoruz meselesi, 2000 antik çağlarda biliyorsunuz madde neden oluşur sorusunda sürekli olarak bildik dört şey var. Ateş, su, toprak, hava. O süreç bütün evren bundan yapılmıştır. Evrenin yapı taşları bunlardır diye kabul edilmişti. Ama aradan geçen aşağı yukarı 2000 sene içinde insanoğlu bu defa periyodik cetveli tamamladı. Periyodik cetvelde 100 kadar element evreni oluşturan tüm elementler diye kabul edildi. Bu işte 1700'lerin ikinci yarısında başladı. 1900'lere kadar fiziko-kimya bu alanda evreni tanımlamaya çalıştı. Ama 1900 yani kuantum fiziğinin başlama kuantayla birlikte, Max Planck'la birlikte başlayan ve 26 senede Solvay ile sonuçlanan süreçte insanoğlu en kısa zamanda en büyük buluşları yaptığı bir devir yaşadı. Bu devrin sonunda da birçok sonuçlar biliyorsunuz Solvay'de sadece Einstein ile Niels Bohr'u anlaşamadı. O da işte olasılıklar, Tanrı zarar atmaz meselesi üzerine. Ama oradaki bilgiler bugün birçok alanda kullanılıyor. Mesela teknoloji alanında işte lazerler, sıvı hidrojendi, süper iletkenlikti, hatta son zamanlarda kuantum kompüterleri, kuantum bilgisayarları yapılıyor. O çok daha hızlı. Biliyorsunuz normal bilgisayarlar bugün nasıl çalışıyor? Ya sıfır, var ya da yok. Ama kuantum fiziğinde biliyoruz ki Schrödinger serisinde bir şey ve bende olabiliyor. Aynı anda aynı şey olabiliyor. Zamanda geri gidebiliyor falan falan. Şimdi siz bilgisayarda bugün işlem yaparken mesela 1011 bunun varyasyonları 1110 falan gibi 16 tane varyasyonu var 4200. Bilgisayar diyor onu deniyor, o değil diyor. Onu deniyor, o değil diyor. En son bir tanesi çakıştırıyor. Doğru budur diyor. Yani 16 kez işlem yapıyor. Siz bunu bitleri yan yana 4 değil de 14 koyarsanız neredeyse sınırsız işlem yapmak zorunda kalır. Süper kompüterler falan. Oysa kuantum kompüterde 1 0 olabilir, 0 1 olabilir. Aynı anda var olabilirler. Dolayısıyla süper kompüterlerde bütün bu olasılıklar içinde hangi doğruya doğrudan gidiyor, diğerlerini elimine ediyor. Yani şimdiki bilgisayarlar olmayan her şeyi sürekli olarak biliyor ve bir tane doğruyu buluyor. Ama kübik kuantum bilgisayarlarında direkt doğruya gidiyor. O yüzden de çok hızlı falan falan. Artı mesela zorun ithalatçısı diye bir şey var. Bu kuantum fiziğinin belki psikolojide uygulaması olabilir. Swarm intelligence, hayvanların sürülerin birlikte hareket etmesi ve birinin davranışıyla işte stigmatik izler bırakıp diğerlerinin yönlenmesi. Bütün bunların hepsi aslında kuantumun entanglement, yani dolanıklık, dolanıklılık kavramıyla açıklanabilir diye düşünülüyor. Yine biyoloji alanına bakarsanız vücuttaki bütün sinyaller elektrik sinyalleri değil mi? Action potential. Bu bir elektrik sinyali. Yani tangible bir şey, ele tutulabilir bir şey. Bu doğal olarak bizi solutuyor, yaşam veriyor falan falan. Ama zihin tarafına geldiğinde işte bu tür dalgalarının, bu dalgaların acaba zihin ilişkisi nasıldır diye yeni alanlar açılmaya başladı. Hatta mesela kuarklar maddeyi bir arada tutuyor. Zihinle bedeni bir arada tutan bozon nedir? Zihin beden bozonu nedir? Gibi kavramlar çıkmaya başladı. Bu konuda da çok çalışmalar var.
Kahneman falan sürekli olarak bu işleri yapıyorlar. Neoloji yahut kognitif, bilişsel bilimlerde daha birçok uygulamaları var ama şu oldu, 1926 sonrasında determinist dünyadan artık olasılıklar dünyasına geçtik. Ancak çok kısa süre içinde, 40'larda falan, insanoğlu hani o 4 tane ateş, su, hava, toprak yerine elementler tablodaki elementler yerine şeye geldi. Ondan sonra anladılar ki kuantum fiziğiyle, Bohr falan, atom denilen şey maddenin en küçük parçasıdır. Herkes der ya, neden oluştu? Bizi yapan nedir? Atomdur. Yani biz atomlardan oluştu. Atomun içinde bir tane proton, bir tane de nötron buldular. Sonra 30'larda falan buraya bir de elektron koydular. Artık baktılar ki bizi biz yapan, evreni oluşturan maddenin en küçük bölünmesi temel parçası bu atom yani. Ancak biliyoruz ki evreni derken evrenin sadece %4'ünden bahsediyoruz. Bütün galaksiler, astro, fizikte aklınıza gelen her şey bunlardan oluşur. Ama geri kalan %96 kara madde, kara enerji vesaire. Şimdi bu işi anladıktan sonra 1940-60 arasında hızlandırıcılar, Large Hadron Colliders gibi, Fermilab Amerika'da, bunlar bu parçacıkları, protonları, nötronları alıp elektrik alanında çok hızlandırıp tostlatmaya başladılar. Bu tostlamayla böyle maddeler çıktı ki, adamlar bizim bütün evren atomdan yapılmıştır derken, yok ya dur bakalım falan demeye başladılar. Ve arkasına baktılar, böyle akıl almaz sayıda yeni maddeler çıktı. Yani bir hayvanat bahçesi falan türünden envai çeşit. Artık şey bulamadılar. Harf, teta, beka, gamma falan, ipsilon, ipsilon hepsi bitti. O zaman dediler ki ya biz bunları sınıflayalım. Yani çok dağılır. Yüzlerce parçacık. On yüzlerce. Ne yapalım dediler? Bunları sınıflayalım. Ve sınıflamayı bu parçaların kütlesine göre yaptılar. Mas. Bu parçaların elektrik şarjına göre yaptılar. Pozitif şarjına göre, nötr vesaire. Bu şeylerin spinine göre, döngüsü, kendi etrafında dönmesi ne göre yaptılar? Spin. Bir de dikey. Beta dikey. Hoş geldiniz. Yok, yeni başladık. Ön tarafa oturabilirsiniz. Radyoaktif dikeyine göre sınıflamaya başladılar. Bu sınıflamayı yaparken epey çaba lepton ailesini bir araya getirdiler. Lepton ailesi şunun içinde bildiğimiz elektron. Ama elektronun yanında tau ve mu diye iki parçacık daha keşfettiler. Baktılar bu parçacıklar elektrik yüklü ama bunları herhangi bir reaksiyona soktuğunuzda yanında farklı elemanlar ortaya çıkıyor ama onların elektrik yükü yok. Onların da nötrino dediler. Elektron nötrinosu V yazıyorum. Elektron V tau ve mu. Kafanızı karıştırmayın. 6 tane parça. Bunlara lepton dediler. Ondan sonra yine parçalara baktılar. Haydon içinde bir sürü parça var. Bu parçalardan bir kısmı bu proton nötronun içinde kuark dediğimiz proton tek başına proton ama iki tane proton çarptırdığınız zaman yeteri hızla parçalıyorlar. Bir sürü parça çıkıyor ama bu parçacıklara
kuark dediler. Bu kuark genel olarak up kuark, down kuark. Kuark dünyasına geldiğimizde renk dönüşümlerinden bahsediyoruz artık. Yanında bir de strange, garip, bir de up ve top, bottom diye, strange diye garip. Bir aile daha, bir sınıflama daha yaptım. Bu sınıflamayla 3, 6, 9, 12 tane parçacık olur. Bu parçacıkların özellikleri kiminin ması, kiminin yükü, kiminin spini, bütün bunlar farklıydı. Ama bunları gayet güzel sınıfladılar. Bu 70'li, 80'li yılların ciddi bir çalışması. Bu çalışma yapıldıktan sonra bunların hepsi fermiyon olarak fermiyon. Bu parçacıklar hep on diyorlar ya, foton, bunları, fermiyon, pozon falan. Bu fermiyonla bozanı izah edeceğim, biraz farklı diğerlerinden. Ama evren geldi, 2500 yıldır uğraştığı soruya biz neden oluştuk sorusuna 6 tane parçacıktan oluşuyoruz. Ancak bu 6 parçacık kendi başlarında olsaydı hiçbir işe yaramazlardı. Evrende başıbozuk dolaşıp dururlardı. Bunları yönetecek bir şey lazımdı. O yüzden de alanlara geldiler. Kuantum alanları. Alanlar. Bu alanlar bildiğiniz gibi grafik şey gravite zayıf nükleer güçler, elektromagnetik güçler ve kuvvetli strong nükleer güçler. Bu alanlar her biri bunlar arasındaki geçişleri, ilişkiyi, oluşumu, şu özellikleri vermek için alan taşıyıcıları tarafından taşındılar. Yani ekonomide para birimi gibi düşün. Bir sürü servis oraya veriliyor. Bir sürü gelir buraya geliyor. Bir sürü şeyler oluyor. Binalar giriyor, o yapılıyor. Ama arada bir mediator var. Nedir o? Para. Değil mi? Parayla. Burası yükseliyor, orası kazanç ediliyor falan. Benzer şekilde burada da bu taşıyıcıları düşünebiliriz. Bunların taşıyıcıları gravite en az bilineni, zayıf şeylerin W artı eksi ve Z sıfır bozonları, elektromanyetik bildiğiniz gibi foton, strong şeyde quarks, gluons. Şimdi şu evreni yöneten, evrenin Mahşer'in dört atlısı gibi dört tane güçü. Bu güçlerden gravite en az bilineni, yani yer çekimi en az bilineni. Bunu bir H var ya bir olarak düşünün, bir olarak düşünürseniz. Göreceli olarak zayıf kuvvetler bunun 10 üzeri 25 katı, elektromanyetik 10 üzeri 36 katı, strong da 10 üzeri 38 katı. Yani 10 yanına 38 tane sıfır koyuyorsunuz. Rakam neyse düşünün. Ancak enteresan bir şekilde gravite ile elektromanyetik evrenseldir. Her yerde vardır. Bütün uzayda vardır. Ama zayıf ve güçlü nükleer kuvvetlerse çok dar bir alandadır. Hiç fark etmeyiz. Bir protonun çapının içinde hapsolmuştur. Yani atom biraz dışarı çıkıyorsa öyle bir güç yok. Ama her birinin evreni oluşturmaktaki buraya nasıl geldiği bizim fonksiyonu olarak yer çekimini biliyorsunuz. Zayıf kuvvetler genel olarak radyoaktif decay. İşte orada da kuantum duvarı aşıyor. Yani bir topu atıyorsun, duvarın öbür tarafına nasıl geçiyor meselesi kuantum fiziğinde biliyorsunuz mümkün. Zayıf kuvvetler radyoaktif güçlü radyoaktif decay yani radyasyon ve de güneşin nasıl kendini beslediği üzerine ilgili güçtür. Elektromanyetik biliyorsunuz kimyadır. Yani
elektrona geçtiğiniz zaman bu elektron alışverişi kimya bilimini yapar. Dolayısıyla elektromanyetizma ışıkla alakalı alandır. Güçlü kuvvette o zamana kadar anlaşılmayan bir şeyi, bilinmezi çözer. Biliyorsunuz atomun içinde bir sürü protonlar, nötronlar var değil mi? Bu eğer uranyumsa 92 tane proton var. Bir o kadar da nötron. Ancak fiziğin temel yasalarından biri Coulomb kanunu düşünün. Aynı yükler birbirini iter, farklı yükler birbirini çeker. Nasıl oluyor da 2 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane artı bir arada duruyor atom çekirdeği. Bunu yapan strong nükleer güçler. Bunlar böyle her bir proton içinde 3 tane renk var. Bunlar birbirleriyle sanki böyle bir ne derler buna? Yayla bağlı gibi. O yayın gücü bunun elektromanyetik gitme gücünden daha fazla olduğu için çekirdekte kalır. Ancak çekirdeğin içinde çok kalabalık, çok fazla proton varsa bu çekim gücü çok kısa vadeli olduğu için çok uçlara giden, mesela uranyumda 92 çok kalabalık, huzursuz bir aile gibi düşünün. Ailede her an kavga çıkabilir, paylaşamıyorlar, edemiyorlar. O zaman ne olacak? Birileri dışarı çıkacak. İşte o çıkan şey radyoaktif olur. Nükleer enerji yapılan budur. Uranyumu parçalarız. Uranyum parçalanınca alfa, beta, gama bir sürü ışınlar çıkar. Arkasına diğer çıkan parçalar farklı parçalar. Plütonyumdur, şundur, budur vesaire. Ama hepsinin kaynağı içerideki rahatsız olan protonun dışarı atılması. Dolayısıyla bu güçlerde bildik ki güçler, ancak bunların özelliği bozondur. Bunlar bozonik yapıdadır. Bunlar elle tutulur, çarpar, izini takip edebileceğiniz fermiyonik yapılardır. Fermiyonik yapılarla bozonik yapılar arasında birkaç fark var, temel fark var. Şuraya hemen de taşıyıcıları koyuyorum. Ne dedim? W artı eksi Z0, bundan zayıf akım. Elektromanyetik bu. Güçlü akımda gluyondu. Graviteydi. Şimdi burada bozonla fermiyon arasında birkaç fark var. Önemli. Birincisi, bozonlar simetriktir. Yani şöyle bir eğri düşünün. Bu eğriyi dönerseniz yine aynı eğridir. Simetri vardır yani. Simetri de biliyorsunuz Emma Noether, matematikçi, zavallı kadın, yani Einstein'ın da hayran olduğu, bu kadın bütün yasalarda, korunma kanunlarında her birinde bir simetri vardır diye Einstein'ın yolunu açmıştı. Fakat işte Yahudiydi, Almanya'daydı, Hitler geldi, perişan Amerika'ya gitti, Almanya falan, genç yaşta öldü. Ama dünyanın önde gelen simetri matematikçilerinden biri. Oysa fermiyona geldiğiniz zaman fermiyon asimetriktir. Yani şöyle bir eğrisi var. Bunu siz çevirirseniz size tamamen simetri çıkar ama aynısı değildir. Bu özellik son derece önemli çünkü bozonları Bose-Einstein kondansasyonundan hatırlarsanız, bozonlar bir otel odasına bir sürü Çinliyi koyabilirsiniz. Böyle privacy falan istemezler, ucuz olsun falan diye girerler oraya. Ama daha böyle zengin ve nitelikten oda istedim. Yani bozonlar üst üste gelir, grav, köpek yavruları gibi falan üst üste gelirler. Fermiyonlar onu yapmazlar. Her birinin sınırı vardır. Dolayısıyla fermiyon bozon arasında böyle bir özellik vardır. Birini somut, diğerini soyut gibi de düşünebilirsiniz.
Ozonlar genellikle güç alanlarıdır. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 6, 12, 4 de taşıyıcı 16 tane kuantum alanından bahsediyoruz. Bunları sınıflayıp yukarı çıkmaya nereden geldiğimizi araştıran standart teori, bahsettiğim en önemli görülen challenge, meydan okuma, aslında 16 tane kuantum dalgasından oluşuyor. Bunlar da aslında dalga biliyorsunuz. Einstein'ın mc karesi yahut dalga tane özelliği, parçacığın hem dalga özelliği var hem tane özelliği var. Dalga olarak düşünürseniz kuantum alanında kıpırdamalar şeklindedir. Bunlar zaten dalga taşıyıcı. Dolayısıyla 16 tane kuantum dalgasından bahsediyoruz. Ama bu adamlar 1900'lere geldiğimizde bu tabloyu tamamladılar. Ve standart teoriyi de çok tutuyorlar. Çünkü birincisi, şimdiye kadar yapılan bütün bulguları kanıtlayan bir teorem olarak görülüyor. İkincisi prediktir. Yani ileriye dönük beklentileri gözler diye. Ama sadece tek eksiği tamamlanmadı. Tamamlanmayışın nedeni de Higgs bozonu. Burada Higgs diye bozon var. Higgs alanı diye Higgs bozonu. Bu Higgs bozonu da biliyorsunuz 2015'te büyük Tanrı Partisi falan diye gazeteler yazdılardı. Orada yaptıkları şey aslında bozonlar çok çabuk bölüyorlar. Yani takip etme imkanı yok. Sadece o olayı mesela şeyden şurası giga elektron volt, şurası kütle gibi dersek yapılan deneylerde çarpıştırıyorlar, gözlüyorlar, alıyorlar bütün dataları. Eğri çiziyorlar. Bu eğri böyle gidiyor gidiyor. Sonra böyle bir çıkıntı falan yapıyor. Bu çıkıntılara bakıp Higgs bozonunun varlığı konusunda yorum yapmaya çalışıyorlar. Standart teorinin geldiği nokta bu şimdi. Bunu birkaç yerde gözlediler ama emin değiller. Bulduk, tanrı parçayı falan manşetler atıldı. Ama buraya doğru geliyorlar. Şimdi Higgs bozonunun bir gerçek diye düşünülüyor ama gözlenemiyor. Daha o orayı modele koyamadılar. Model predikt ediyor. Yani matematik olarak böyle bir parça olsun. Higgs bozonları bütün bunlara yükünü veren, bütün bunlara maddeyi veren bir bozon olarak görülüyor. Yani şöyle, denizde mesela bir şişman yüzerken çok zorlanır değil mi denize? Zayıf üskumru gibi birisi hemen yüzer falan. Higgs bozonu oradan da alana geçiyorlar. Parçacıklar geçerken kütlelerinin büyük mü, şurada olduğu gibi, büyük mü, küçük mü olduğu meselesi doğrudan doğruya bu Higgs'ten kaynaklanıyor. Yani Higgs bozonları, farklı kütleleri bizi evreni yapan bu parçacıklara veriyor. Matematik böyle söylüyor. Ama sen de ispat edemediler henüz. Ve bekliyorlar edecekler diye. Dolayısıyla bugün ta işte 2500 önce başlayan neredeyiz, nereye gidiyoruz meselesinde nerede olduğumuz meselesi X'e takılı kaldı. Bunu bulduğunda standart model çok ciddi olarak gidecek ama çok sıkıntı çekiyorlar. O yüzden de alternatif araçlara gidiyor. Alternatif araçlarda evrenin duygusu için teorisi başta geliyor. Yani parçacık diye bir şey yok. Her şeyi alan, bak böyle tane flamenler gibi teken şeyler, bütün evrenin en alt, en temel yapısı diye. Ama burada neden dört tane kuvvet var? Beşinci kuvvetle uğraşıyorlar. Beşinci kuvvet düşünüyorlar. Neden iki aile var? Böyle 3-5 tane soru hala şey alanında, yani rezerv alanında hala tanımlanmış değil. Ama bu işin ötesinde bir kez bu tanımlandıktan sonra 20-30 yıl içinde yaparız diye düşünüyorlar. Bir kez bu bütün evren bu parçacıklardan oluşuyor.
İşte biz de o da şu da bu da falan derken adamların karşısına kara madde çıkıyor, kara enerji çıkıyor. Arkasına magnetik pol, magnetik kutuplar çıkıyor. Arkasına süper simetri çıkıyor falan gibi. Bu iş sürekli olarak ongoing bir çalışma, bitmez. Ama şu haliyle gerçekten standart teori insanoğlunun yaptığı, buraya kadar getirdiği en iyi teori, gerçeğe en yakın teori. Ancak hala tıkandı. Ama matematik olarak çözdüler yani. Tabii bu işin özü de şöyle. Bütün bunları niye yapmak istiyor insanoğlu? Bir kere felsefi soru. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, meselesi. Tamam diyoruz. Ama bunu yaparken geriye, biliyorsunuz Big Bang başlangıcı var. Big Bang'e nereden geldik? 13.7 yıl önce patlama, genişleme, şişme, enflasyon falan falan. Şimdi bu teoriyle geldiğimiz şey şu. Burada elektromagnetik. Biliyorsunuz elektromagnetik Faraday'la başladı. Arkasına neydi? Muhteşem denklemleriyle. Maxwell'le birlikte artık bunun bir ışık yayımı olduğu. Ama arkasına weak, yani radyoaktife sebep olan weak kuvvetleri, force dedik. Bunları birleştirdiler ve buna elektroweak teori dediler. Bu kanıtlandı. Şimdi yapmak istedikleri güçlü nükleer gücü bununla birleştirmek. İleriye gitmek. Ondan sonra da gravite kütle çekimi alıp bununla birleştirmek. Bu da size Big Bang'i götürüyor. Standart teoriyle geldiğimiz yer şurası. Bunu elektrokromodinamik diye kuarklarda açıklamaya çalışıyorlar. Ama standart teoride gravite yok. Gravite yok. Yani tamamlanmamış dediğim X bozonlarıyla matematik modeli tamamlasalar bile hala gravite eksik. Gravite eksik olması bir yana bir varsayımsal olarak buna graviton, taşıyıcı olarak graviton dediler. Öyle bir parçacık hiç gözlenmedi. Yerine Einstein çıktı neydi? Madde alana ne yapacağını, madde alana ne yapacağını söyler. Alan maddeye ne yapacağını söyler. Madde ona göre davranır. Yani bir beze, bir çarşafa, bir bilye koyun, değil mi? Şey, fabrik, uzay. O bir yer ağırlayınca çöker, etrafını bisiklet atarsanız ona doğru dönüp yanaşmıyor. İşte fabriğin, uzay boşluğunun inip çıkması, maddelerle inip çıkması çekimin ta kendisi diye. Zamanla mekanı birleştirdi. Yani zaman şeye kadar biliyorsunuz, Einstein'a kadar zaman ayrıydı. Şey diye, mekan ayrıydı. Einstein bu ikisini birleştirdi, zaman, mekan konseptleri. Ve onu bununla yaptı. Yani space fabrik dedikleri uzay boşluğundaki alanları doğrudan doğruya, işte ben alanım sana nerede duracağını, nereye gideceğini söylüyorum. Düşersen işte şey olur, çekim olur. Madde de ona göre davranır. Dolayısıyla bu yeni anlayışla birlikte yer çekimini biliyorsunuz burada da eşdeğerlik ilkesi. Kütle hiç öyle kolay bir şey değil. Yani boşluğa koydunuz şu boşlukta şöyle boşlukta bir tane parça olduğunda onun kütlesinin hesabı hiç öyle kolay bir şey değil. Çünkü şeyden bildiğimiz F eşittir MA, değil mi? Bir şey ne kadar küçükse o kadar kolay hızlanır, ivmelenir, fizikeyle bilinebilir. Ama Coulomb kanunu benzeri yaparsan bir çarpan çarpı F
kütlenin, kütlelerin çarpımı bölü aradaki mesafenin karesi. Karesi gibi bir şey çıkar. Bu iki denklemi Einstein birleştirdi. Aslında yer çekimiyle, bildik yer çekimiyle kütle çekim aynı şey. Bunun asansörde giderken yaptığı deneyler falan vardı. Dolayısıyla gravite işi hala çok ortada, muğlak, gözlenmemiş bir varsayım olarak gidiyor. Ama buraya kadar gelmek bile insanoğlu için çok ciddi bir meydan okuma ve başarı olarak görülüyor. Bitti. Teşekkür ederiz. Alkışlayalım. Değerli arkadaşlar, isterseniz vaktimiz var mı bilmiyorum ama soru cevap 5 dakika 10 dakika yapabiliriz bu seansla ilgili. Belki. Siz nasıl uygun görürseniz. Birinci soru sordu. Kapıyı açtı. Ben de... Tamam. Soru cevaplandı. Birinci soru. İkinci soruya geçtik. Kameramanımız hazır. Çekmeyeceğim. Yok çekmeyeceğim. Ya sizi çekmiyorum. Şey, isterseniz. Çekeyim mi? Çek. Yani yer çekiminin bir alanı var ya. Higgs bozonu. O zaman Higgs bozonunun da bir alan olması lazım değil mi? Higgs. Tabeli değil. Bozon adı üzerinde. Yani taşıyıcı. Yani alan. Ama bozon olarak kullanıyorlar. Aslında alan olarak da görülüyor. Ama bozonik özelliği çok zor gözlenen bir şey. Yani zamansız bir süreç içinde split oluyor. Yakalayamıyorsun yani. O yüzden bu halde bir türlü gösteremediler. Kendisi orta değil ki, onu yapan ortada olmuşsun değil mi? Daha bulunmadı. Daha yok. Dediğim gibi parçalanmadan enerji yükleriyle bir tuhaflık var mı arayarak oradan bir muhakeme yapmak istiyorlar. O tarafı hala buğulak. Bir soru var. Niye var bir şey var diye soruyorum. Yani niye hiçbir şey yok değil de bir şey var diye. İşte bu felsefi bir soru, ontolojik. bunun sebebini yalnız Higgs bozonuna bağlayan da var. İşte tanrı parçacığı dedikleri olsa gerek. Ama anlattığım şurada fermiyon ve bozon ikilemi evrenin gerçeği. Burada elde tutulabilir pencil, fermiyon dediğimiz parçacıklar var. Burada da bu parçacıkları interaktif birbirleriyle ilişkilendiren değişik parçalar, maddeler, elementler vesaire yapan alanlar var. Dolayısıyla bir şey yok değil. O bir şey var. Biz de buyuz. Değil mi? Daha ciddi bir sınıflamaya gittiği zaman, yani atom seviyesinden moleküler seviyeye, makro moleküler seviyeye geldiğinde canlılık başlıyor. Yani biz de aslında o makro molekülün aşağısına gelirsen bunlara geleceksin. Dolayısıyla bir şey yok değil, bir şey var. O bir şey var olan, astrofiziğe geçersen aslında çok az bir şey. İşte evrenin tahmin edilen bütününün %4'ü falan, bütün bu gördüğün galaksiler, aklına gelecek her şey. Geri kalan %96'sı kara madde, kara enerji falan falan. İşte oradan da astrofizikte dünyanın evrenin giderek şiştiği mi, genişlediği mi, daraldığı mı, neden hepsi birbirinden hızla ayrılıyor? Yani kanıt, redshift mesela, kanıt böyle olduğuna dair deliller var ama öte yanda kara madde ne yapıyor bilemiyorlar. Aklına kara delikler çıkıyor falan diyorsunuz. Var, bir şeyler var. Bana inanmıyorsan yanıma gel, şöyle bir numara çekeyim sana, bak nasıl hissediyorsun. İşte o neden var? Yani niye var? O felsefi soru. Evet. Fazla uğraşma onunla. Var var. Yani amfibik olarak, deniz olarak görür. Yoksa uçağa gidersin yani. Aynen öyle. Bravo. Çok güzel. Değil mi? Yani normal olarak biz her şeyi bilimsel tabanda incelemeye çalışıyoruz ama bilimsel tabanda tüm gerçeği yansıtmak için yeterli değil. Sıkışıp kalıyoruz. O zaman da kaldık. Ama bu durmak anlamına gelmez. Belki okyanusa yüzmeye açılıyoruz. Dizimiz kadar girdik. Aslında bir söz ekleyebilir miyim? Özür dilerim. Siz evet. Buyurun lütfen. Ben bir yorum yapayım. Yani, Einstein'ın bir yorum var da bir sözü var. Tam açıklamak için şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi sürekli olarak deniyor ki yani uzayda sürekli olarak artı ve eksi elemanlar oluşuyor ve sonra birbirlerini yok ediyorlar. Yok olmuyor. Yani böyle olsa
hiçbir şey olmaması gerekirdi. O zaman şunu ben yani gerektiğe geliyoruz. Bir şey niye o zaman niye var? Şimdi bir şey var yani. Şimdi Big Bang'e kadar geri gidildiğinde Big Bang bir patlama, bir kırılma. Ama o patlama simetrik değil. Yani madde ve antimadde oluştu. İkisi aynı oranda olsaydı birbirlerini yok eder, bitişlik olurdu. Ama işte altın oran denilen, benim şahsi görüşüm, okumalarım, edindiğim bilgi ve ikna olmam, doğrudan doğruya o kırılmanın simetrik olmayışı. Bak bunun çok güzel bir açıklaması var. Bugün sanatta, mimaride nereye giderseniz gidin, o rakamları çıkarsınız, altın oran çıkar. Hatta bilmem hatırlar mısınız, eskiden biz fotoğraf çekerken şeye giderdik. Adam siyah bir şeye giyerdi, ayarlardı falan, sonra çıkar gelirdi şöyle, hafif kırardı şeyi. Şöyle bak falan diye, birlik bakmadı. Bu simetri kırılması güzelliktir. Evrenin güzelliği oradan geliyor. Bravo. Mona Lisa da oradan geliyor. Harika, harika. Dolayısıyla simetri kırılmasından dolayı çok az bir kısım, çoğu gitti, birbirlerini yok ettiler. O az kısmı da işte evrenin %4'ü. Ben şunu söyleyecektim. Kamerayı neyse. Şöyle ki Einstein'ın bir sözü var bu hani bilim felsefe ayrımıyla ilgili olarak neyin önemli, hangi soruların önemli, hangi soruların önemsiz olduğuna da değiniyor. Bütün bu bulmaca evrenin madde, zihin ama nasıl bir etkileşim içerisinde nasıl bir ilişki ortaya koyduğunu şöyle mi yapmam gerekiyor neyse. Şöyle yapayım ha. Einstein diyor ki, tamam diyor yani bütün bunları biliyoruz, şunlar biliniyor. Tabi bundan sonra bilinenler de var Einstein'dan sonra, şu tahtadakiler de en yerler. Ama ne yapalım diyor, bizim cevaplarımız bu kadar, bulmacanın da bir parçası bu. Ama unutmayın ki elimizdeki en değerli bilgi, değerli ve kesin bilgi de budur diyor. Yani bazı soruların cevaplanamamış olması işi felsefeye götürüyor. Ondan sonrası da bahsettiği gibi Atacan yani, Bey'in... Uzatmamak lazım. Çünkü bilgi taşları olarak, parke taşı olarak bilip örülüyor. Geldiğimiz yer burası. Ondan önce ne vardı meselesi? Eşeğin bir mühendisi vardı. Boşluğu. Bravo. Yani ben size bir yaklaşımla ben de bir şey söylemek istedim beyefendi şey sorusuna da. Yani orada belki işte madem felsefe tarafından girer. Hani Epikuros'u hatırlayabiliriz. Hani onun söylediği biz varsa bölüm yok. İşte yoksa varsa biz yok. Anlamındayız. Madde hissediyoruz. Falan. İşte bu. Ben seni karşım üzerine koysam bir ağırlığım var değil mi? Harika. Yani şu an hissediyoruz. Demek ki bir şekilde var. Bir şekilde bulunacak. Yani şurada konuşmalarımız bir sürü başka parçacık var. Ve zaten bulunmaya da devam ediyor. Evet. Yani leptonlar grubunda senin adını saymadığı ki haklı olarak çünkü ana elemanlar onlar değil. En azından 4-3 tane daha parçacık var. Ben size daha çok şey anlatabilirim. Yani sorularla. Çünkü sorular bir konsepti çağrıştırıyor. O konsepte gelip çok zamanınızı alırım. Diğer arkadaşlar var diye girmiyorum oraya. Peki saatimiz kaç arkadaşlar? Ben bakamıyorum. 3.30 bir ara verelim isterseniz. Daha sonra hep beraber buluşmak üzere. 15 dakika ara sanırım. Hoşça kalın.